Hoş geldiniz. İyi günler. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizin de Allah inşallah. Efendim. Buyurun. İnşallah. Balıkesir merkezden arıyorum ben. İsmim Şinasi Kutlu. Evet. Bir tane ben hocama sorum olacak. Kurbanlık bir inek almıştım. Evet. O da 2 aylık gebe çıktı. Bunun yerine biraz durumunun da bozuk olduğu için borçlarımız var. Yeniden bir inek alıp kesmem gerekir mi kurbanlık olarak? Veya kesmesem olur mu? Yok, kesebiliriz de yani. Kesebiliriz de, evet. Rabbim kabul etsin efendim. Yok, onun yerine ya, o madem o hamiledir, hamile olmayan birini bulursak o daha güzel yani. Ya bulabilirsek, yani imkanımız varsa bulabilirsek daha makbul olur diyor hocam. Tabii efendim. Evet. Olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Merhabalar. Alo. Mersin, kolay gelsin. Alo. Hayırlı sabahlar, buyurun. Hayırlı sabahlar Musun Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok şükür. Hocam, nelerinden öpüyorum. Estağfurullah efendim, buyurun efendim. Hocam, ben size bir soru soracaktım. Buyurun. Zekat veya fitremi ablama verebilir miyim? Onun için aramıştım. Zekat ya da fitrenizi ablanıza verebilir misiniz? Verebiliriz tabii ablamıza. Yani kardeş, hem birinci sırada zekat vereceğimiz yerdir. Ablamızın çocukları verebiliriz. Mahsuru yok, verebilirsiniz, dinen uygun diyor hocam. Doğru. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Açın. Balıkesir Ahmet Bey, buyurun efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Ben Trabzon'dan arıyorum. Trabzon. Yaşım 65, şeker hastasıyım. Evet. İki yıldır orucunu tutamıyorum. Önceki yıl zekatımı verdim. Bu yıl zekatımı veremedim. İki düğün çocukları evlendirdim. Zekatımı veremedim. Fidyesini yani, diyorum. Herhalde. Zekat fidyeden mi bahsediyorsunuz diye soruyor hocam, zekattan fidye mı? Fidye mi, zekat mı? Hangisi? Orucun fitresini. Işte, fidyesini. Orucun tamam. Fidyesini. Şimdi fidyesini fitre başka, tamam, fidye başka. Anladım. Fidye, tamam. Evet efendim. Veremedim hocam. Evet. Ne yapmam gerekiyor? Peki, cevabı televizyondan takip edin. Hemen hocam, ben bilelim, öğrenelim diye soracağım. Bir, fitre nedir? İki, fidye nedir? Ne güzel söylediniz. Fıtra bir Müslümanın Ramazan bayramına yetişen bir kişinin sabahlı akşamlı bir fakiri doyuracağı miktarı ihtiyaç sahiplerine vermesi, fakirlere vermesinin fitre. Adı fitra. Evet. Fitra. Rabbim, değil mi ki bizi Müslüman olarak yarattın, sana hamdolsun anlamına. Fidye de tutamadığım oruçların yerine verdiğim, o da aynı miktarda, da atları değişik. Miktarları aynı. Ramazan'da tutamadığımız oruçlar Ramazan'da yerine verdiğimiz tutamadığım, miktar. Ha bak, beyefendi diyor ki ben şeker hastasıyım. Tutamadım ve tutma ihtimali de görülmüyor. Tutabilme ihtimali de görülmüyor. Öyleyse fidye verecek. Ama oğlan evlendirdim, kız gelin ettim derken fidye vermeye de gücüm yetmiyor. Rabbimizin affına kalır. Ya, evet. Ümitsizlik yok. Rabbimiz bağışlar inşallah. İnşallah. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Hayırlı cumalar cümleten. Hayırlı cumalar. Buyurun hanımefendi. Ben 17 yıllık evliyim. Evet. 3 yaşında bir oğlum var. 13 sene sonra oldu çocuğumuz. Tedaviler sonrasında Rabbim kendiliğinden nasip etti. Evet. Eşimin beni aldattığını öğrendim yaklaşık bir ay kadar önce. Annemin evine gittim, orada kaldım bir dönem biraz. Hı-hı. Sonra mecbur evime geri dönmek zorunda kaldım. 7 aylıkta hamileyim tekrardan, ikinci çocuğuma. Hocama sormak istiyorum, dinen ne yapmam gerekir? Affettim, döndüm ama tabii kolay kabullenilebilecek bir durum değil. Kabullenemiyorum da. Nasıl öğrendiniz peki? Nasıl öğrendiniz? Telefon konuşmasını yakaladım. Kendisi de itiraf etti zaten. İtiraz etmedi. Evet.
Ama tövbe ettiğini söyledi. Tövbe namazları kıldığını söyledi. Tabii o Allah'la onun arasında kalmış bir şey. Bana öyle söylemiş olabilir ama vicdanen rahatsızım. Nikahımız düşmüş müdür? Ne yapmam gerekir dinler? Nasıl bir yol izlemem gerekir? Peki. Televizyondan takip edin lütfen. Sorunuzun cevabını. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'ye selamlar. Dinen de acaba nikahımız düşmüş müdür diye soruyor. Eşinin böyle yapması bir kere büyük haramlardan biridir. Eşine karşı ihanettir. Allah'a karşı isyandır. Yani hiç hoş görülecek bir tarafı yok bu işin. Ama bu hata beynin hatasıdır. Bu yüzden gel yuvayı da dağıtalım, nikahımızı da bozalım demeye de gerek yoktur yani. Ama kolay değil hanımefendinin bunu kabullenmesi kolay değil. Ama asıl ağırlık, asıl vebal, asıl sorumluluk beydedir. O da ben pişman oldum, tevbekar oldum diyor. Yok sen yalan söylüyorsun demenin yeri yok. Beyanını da zaten esas kabul etmeli. Diyor. Hatta yardımcı olmalı. Evet, sizin gibi bir insana da böyle bir haram yakışmazdı. Bir an önce dönmenizi düşünürdüm. Nitekim siz de böyle söylüyorsunuz. Demek lazım yani. Dini nikahımız acaba düşmüş müdür diye sordu. Hayır, nikahlara devam ediyor. Nikahlara devam ediyor. Telefonlarla başlayalım. Evet ya Allah. Bismillah. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Evet, Ankara'dan arıyoruz diyeceğimiz. Buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurun. Hocam ben sorum şöyle. Ben 18 yaşında, 19 yaşlarında falan çok darlandığım bir anda ben bu işten kurtulayım, 7 tane kurban keseceğim dedim. Fakat yapamadım. Zaman geçti aradan, bayağı bir zaman geçti. Üçünü kestim sonradan, üçünü kesemedim. Fakat bir yerde okudum, bir hocam anlatmıştı ki, 3 gün Kur'an oku, 3 gün oruç tutarsanız peş peşe olur diye. Ve işlerim hiç yolunda gitmiyor. Acaba bundan mı hocam ve ne yapmalıyım? Ben çok, fakat şöyle bir şey var hocam, ben bunun ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Evet. Yani kurbanın niyetinin ne kadar önemli olduğunu bilmeden sıkıntılı evet. Bir anımda ağzımdan çıktı. Ne yapabilirim hocam? Ben çok darlanıyorum ve işlerim hiç yolunda gitmiyor ondan evet. Mı? Mahsuru yoksa niyetiniz neydi merak ettim. Mahsuru yoksa yani mahsuru bu değilse. İşten kurtulayım o zamanki şey bir anımda. Bu işten kurtulayım buradan gideyim ya buradan kurtulayım diye biri. Evet, evet. İçinde bulunduğum durumdan kurtulursam. Evet. 7 kurban keseceğim diye ahd ettiniz. Evet yani diyorum ya hiç onun ne kadar önemli olduğunu ve ne anlama geldiğinden bile şu anda çok anlıyorum önemini. Anladım. Şu anda işte elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ve ona da durumum yok. Evet. Üçünü kesebilmiş hocam. Efendim. Evet. Tabii böyle bir mecburiyet yoktu. Hanım kardeşimiz 7 tane kurban keseceksin diye. Ne Kur'an'ın emri ne de Efendimiz'in emri. Ama hanımefendi kendi kendisine bunu vacip etti. Allah'a söz verdi. Bu sözü de yerine getirmesi gerekir. Evet. Ama illa yani dinimiz insanı sık boğaz etmez. Yani derhal yapacaksın demez. Ve işlerin rast gitmediğinin sebebi de budur demez. Bu böyle değildir. Gelin bu anlamı yüklemeyelim. Yani o işlerimizin rast gitmediği herhalde bir imtihandır. Cenab-ı Hak sizin ve cümle seyircilerimizin işlerini rast getirsin. Amin. Helal ve bol rızıkları ihsan eylesin. Amin. Yani müminin ayağına diken batsa derecesinin yükselmesine sebep olur buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Evet. O yüzden ümitsizliğe kapılma yok. Yani bunalıma düşme yok. Eyvah benim işlerim rast gitmiyor. Herhalde şundan, herhalde bundan diye bir anlam yüklemeyelim. İmtihansız kul olmaz. İnne eşeddel bela el enbiya. En ağır imtihana uğrayanlar, önce peygamberler, sonra da derece derece nice salih insanlar. Rabbimiz katında derecemizin yükselmesine sebep olur. Günahlarımızın affına sebep olur. Ümitsizlik yok, bunalım yok ve kurban kesmememiş
kesmemiş olmakla da ilgisi yok bunun. Geri kalan kurbanları ömür içinde gücü yeterse keser, gücü yetmezse ne yapalım, yapamıyorum der yani. Peki, Rabbim teşekkür ediyoruz aradığınız kesmem, için. İleri kesmem gerekiyor değil mi hocam? Kalanları evet elbette. Kalanları da kesmeniz gerekiyor ömür içerisinde. İlla bu sene keseceğiz diye kendinizi zorlamayın. Evet. Yani. Ama Rabbimiz imkan verirse bakarsın ki bir anda imkan verir. Hemen siz de o görevi yerine i̇nşallah getirirsiniz. İnşallah. Şöyle bir şey yaptım hocam. Birini bu yıl, ikincisini ikinci yıl, diğer bir yıl olur mu hocam? Ne kadar güzel. Tabii, tabii. Yani müsait olduğunuz zaman yapın bunu. Teşekkür Kendinizi ediyoruz. Sıkıntıya koymayın. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hocam selamünaleyküm. 4 yaşında bir kızım var. Eşim benden habersiz adak adamış sağlıkla dünyaya gelsin diye. Ve daha sonrasında Kur'an kursuna verilmek üzere biz dedesine teslim ettik bu parayı. Ama kesildiğini gözümüzle görmedik. Sizce bu adak kabul olmuş mudur, olmamış mıdır? Yeniden kesmek gerekir mi? Hayır, yeniden kesmeye gerek yok. Yani bir güven var. Mümin, güvenen, güvenilen kişidir. Bir Kur'an kursu muhakkak ki orada barınan talebeler vardır. Onlar için kullanılacaktır. Oradaki insanlara güvenmek lazım. İlla başında durayım, kesilişini de göreyim diye bir şart yoktur. Yani tedbirler tamamdır. Rabbim kabul etsin, kabul etmiş. Peki hocam ben şöyle sorayım. Diyelim ki unutuldu, ihmal oldu, kesilmedi diyelim. Evet. Yani kasıtlı bir şey yok ama unutuldu, ama kesilmedi. Ama bunlar şimdi hedefine dolayı, ulaştı. Bundan dolayı... O kesemeyenler onlar sorumlu olurlar. Sorumlu değiller. Onlar sorumlu olurlar ama tamam. Bunlar sorumlu değil. Ya, evet. Emanet ediyor. Bizim şu görevimizi mali ibadetlerde vekalet caiz mi? Caiz. Tamam bundan dolayı buyurun. Yani onlar onu verdikten sonra melekler zaten yazıyor bitti, diyorsunuz. Bitti o yazıldı. Melekler yazdı. O sevabını aldı. Sağdaki melekler evet. Yazdı ha, zaten. Bitti o kadar. Evet peki. Doğru. Devam edelim bir WhatsApp videomuz daha var. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. İyi günler, iyi yayınlar. Hocam size bir sorum olacak. Onu aydınlatırsanız çok memnun olurum. Bilmiyorum şimdi. Allah'ım bana 8 tane evlat verdi. Allah'ıma şükürler olsun. Maşallah. Ama hiçbiri dünyaya gelince hiçbirine bir şey kesmedim. Kurban falan yani. Bilmiyorum şimdi hepsinin adına toplu kessem bu olur mu? Yoksa olmaz mı? Ve kestiğim zaman bunu ne yapmalıyım? Kendimiz çocuklar yiyebilir mi bunlar yoksa hepsini tanıtabilir miyim? Bunu bana aydınlatırsan evet. Sevinirim. 8 evladım oldu diyor. Efendim? 8 evladım oldu. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel. Allah bağışlasın. 8 tane evlat. Ama bunlar için nesike veya akika kurbanları kesilmemiş. Ne zamana kadar kesilebilirdi? Büluğ çağına kadar yani ergenlik çağına kadar bu kurbanlar kesilebilirdi. Yani belki de o 8 çocuktan henüz ergenlik çağına belki de gelmemiş olan vardır. Onlar için kesilebilir. Ötekilerinki artık geçmiştir. Efendim kesilince de bu adak kurbanı gibi değil. Yani adak kurbanını kesen kişi, eşi, çocukları, ana babası yiyemez. Yerseler bedelini sadaka olarak vermeleri gerekir. Ama bu öyle değil. Bu Rabbim evlat verdin bize, hamdolsun. Bu bir ziyafettir. Eş, dost, fakir, zengin, akraba, konu, komşu yiyebilirler. Evet. Benim size bir sorum olacak. Lütfen sorumu cevaplarsanız çok sevinirim. Çok zordayım çünkü. Hocam kumam var benim. Yıllar önce bizim bir komşumuzun kızı vardı. Onu emzirdi. Şimdi yıllar geçti. Benim oğlumla kumamın emzirdiği kız birbirlerini seviyorlar. Evlenmek istiyorlar. Ben de tereddütteyim. Onlar süt kardeş olurlar mı olmazlar mı bilmiyorum. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Yo, Allah razı olsun. Süt kardeş olmazlar. Süt kardeş olmazlar. Diğer şartlarda uyuyorsa Cenab-ı Hak bahtlarını açık etsin deriz yani. Süt kardeşliği mevzu bahis söz diyorsunuz? Konusu değil. Evet efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Benim abim Ramazan'da iftar yemeğine giderken iftara yarım saat kala oruçluyken
bir trafik kazası geçiriyor ve vefat ediyor. Şehitlik makamının olup olmadığını merak ediyoruz. Şehit olma ihtimali var mı? Evet. Yani onu temenni ederiz. Yani iftara gidiyor. İftara gidiyor. Oruçlu. Rabbimiz şehitliği lütfetsin inşallah ona. Kazaen vefat edenler şehit olurlar. Şehitlere de şefaat yetkisi verilir. Umarız ki o merhum kardeşimiz şehitlik rütbesine ulaşmıştır. Cenab-ı Hak dünyada ayırdı ama ebedi hayatta cennetinde cemalinde birleştirsin efendim. Bir WhatsApp videomuz daha var. Görelim. Hocam iyi yayınlar, hayırlı günler. Size bir sorum olacaktı. Ramazan ayında biz yazın tarlada çalıştığımız için oruç tutamıyoruz ve gelip burada kışın bir ay boyunca hepsini tutuyoruz. Bunun günahı var mıdır acaba? Size sorum bu. İyi yayınlar. Hadis-i şerif. Ramazan dışında bir yıl oruç tutsanız Ramazan'daki bir günlük oruca bedel olmaz. İmza Allah elçisi. Tekrar edeyim mi? Ramazan dışında bir yıl oruç tutsanız Ramazan'daki bir günlük oruca bedel olmaz. İlla Rabbimizin emri üzere Ramazan'da diyor, Ramazan'da tutacağız. Yani işlerimizi ona göre planlayacağız, ona göre ayarlayacağız. Yani o zaman iyi, yani Ramazan uzun yaz günlerine geliyor. Ben tutmayayım, kışın kısa günlerde tutayım, iş bitsin, böyle olmaması lazım. Alar hocam, ben Bursa'dan, Bursa Yıldırım'dan çavuş, göbek adım çavuş derler. Annem var yatarak 92-93 yaşlarında. Hay maşallah. Abdestini aldırıyoruz, temizliyoruz. Namaz kılmaya geldiği zaman önünü de çeviremiyoruz kıblaya. Zor oluyor. Kendi de rahatsız oluyor. Biz de rahatsız oluyoruz. Hay maşallah. Rastgele namaz kılıyor. Namazını hiç geçirmez. Namazını devamlı kılar ama rastgele kılar namazını. Onun için bir mahsuru var mı? Nasıl eder? Millah kıblaya mı çevirmemiz gerekir? O annemizin ellerinden öpüyorum. Ben de öpüyorum, annemizin ellerinden öpüyorum. Olduğu yerde namazı kılsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.